İddiaya göre İstanbul Büyükçekmece'de polisler bir adamı gözaltına almaya çalışırken şiddet uyguladı. Şikayetçi olan adam bir kez daha şok yaşadı. Polisler hakkında dava bile açılmazken o 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Bana yumruk atarak darp etmeye başladılar. Kendisi beni kolumdan tutarak yere fırlattı. İddiası çarpıcı, görüntüler de öyle. Polislerin gözaltı sırasında uyguladığı güç şiddete kaçtı. Üstelik polisler hakkında dava bile açılmazken o hapis cezası aldı. Onlar beni dövdüğü için ben karşı koymaya çalışıyorum. Yani beni dövmelerini engellemeye çalışıyorum. Bu yüzden mukavemetten ceza mı aldınız? Evet, ceza aldım. 7 ay hapis cezası. Olay yaklaşık 1,5 yıl önce Büyükçekmece Mimaroba'da yaşandı. Bir arkadaşım beni yanına çağırmıştı. Kendisinin yanına gittiğimde annesinin izin vermemesinden dolayı annesi polis çağırdı. İddiaya göre gelen polis ekipleri onu gözaltına almaya çalıştı. Bir yanlış anlaşılma olduğunu, suçu olmadığını ifade etmeye çalışsa da dinletemedi, ters kelepçe taktılar. Sonrasında olanlar da güvenlik kameralarına yansıdı. Adamı yere fırlatıp üzerine çullandılar. Kadın arkadaşı polisleri durdurmaya çalışsa da başaramadı. Burnumun üzerine vurdular, boynumu vurdular, boğazımı sıktılar. Takviye ekipler geldi. Kaldırımda oturan adam ayağa kalkmak istediğinde kendini yine yerde buldu. Bana ayağa kalkmamı söyledi. Kendisi beni kolumdan tutarak yere fırlattı. Sonrasında iki polisin attığı yumruklar kameraya böyle yansıdı. Bana yumruk atarak darp etmeye başladılar. Gittim savcıya şikayette bulundum. Kendimin düştüğünü, kendi kendimi dövdüğümü bunu söyleyerek kovuşturmaya yer olmadığına dair bir evrak gönderdi. Savcı kararında şahsın kaldırıma takılarak düştüğünü, başını tuvalette lavaboya vurup yaraladığını ve kamera kayıtlarında polis şiddetine rastlanmadığını yazdı. 1,5 yıl süren araştırmanın sonucunda savcılık polislerin yargılanmasına dahi gerek yok kararı verdi. Bu süre zarfında beyefendi de polise mukavemetten hakim karşısına çıktı ve 7 ay hapis cezası aldı. Polisin şiddetine maruz kaldım diyen adam çıkan kararlara itiraz etti. Polislerden bir kez daha şikayetçi oldu. Aralarındaki bu çürük yumurtaları diyeyim artık ben öyle söyleyeyim. Bunların temizlenmesi gerekiyor çünkü bütün polis teşkilatını karalıyorlar.